Sevgili dinleyiciler, Uzak Doğu'dan Esintiler programı ile sizlerleyiz. Programımızın bu bölümünde Şincan'da Aken Şarkıları Festivali'nden bahsedeceğiz. Aken, Kazakların seçkin şarkılara verdiği bir isimdir. Aken şarkıları da Kazaklara özgü bir gösteri sanatıdır. Bu sanat dalı 2006 yılında Çin'in ilk grup maddi olmayan kültürel mirasları listesine alındı. Aken Şarkıları Festivali'nde bir araya gelen insanlar, dongbura çalarak ve sevinçli şarkılar söyleyerek birbirlerine selamlarını ve iyi dileklerini sunarlar. Festival, Şincan Tançan bölgesindeki Moğol Özerk ilçesinde yapılır. Şincan Uygur Özerk bölgesinin çeşitli yerlerinden gelen çeşitli etnik gruplara mensup 30 bin aşkın kişi Otlak'ta toplanarak festivali kutlar. Son Aken Festivali'nde Tançan bölgesinde yer alan iki kent ve 5 ilçeden gelen 43 Aken görkemli gösteriler sundu. Şincan Tançan Bölgesi Kültür ve Spor Müdürü Yardımcısı GMEİ, son festival hakkında şu bilgileri verdi. Son festivale 20'si kadın 43 Aken katıldı. Tançan Bölgesi'nde yer alan kent ve ilçelerde her yıl farklı çaplarda Aken Şarkıları Festivali düzenleniyor ve bunlarda ortaya çıkan seçkin Akenler'de Tançan Bölgesi'nde düzenlenen Aken Şarkıları Festivali'ne katılıyor. Akenlerin çoğu özel eğitim almış sanatçılardır ve profesyonel vasıfları çok yüksektir. Aken şarkıları iki şekilde söylenir. Birinde Aken kucağında dongbura'yı çalarak tek başına şarkı söyler, diğerinde iki kişi ya da birkaç kişi karşılıklı olarak şarkı söyler. Şincan'ın Tançan bölgesinde tercümanlık işleriyle uğraşan Madaniyat, Aken konusunda birçok araştırma yaptı. Madaniyat, Aken Şarkı Festivali hakkında şunları söyledi. Bayramlarda ya da kutlama etkinliklerinde Otlak'ta Aken Şarkı Festivali düzenlenir. Çoğu iki kişi tarafından karşılıklı olarak söylenen şarkılarda aşk. Aken Şarkıları Festivali'ne çevredeki çobanlar her zaman yoğun ilgi gösteriyor. Bazıları festivali yerinde izlemek için koyunlarını başkalarına emanet ediyor. Festivalde Aken şarkılarının yanı sıra izleyiciler at yarışması, deve yarışması, kızın kovalaması ve güreş gibi yarışmaları da izleyebilir. Şincan Tançan Bölgesi Kültür ve Spor Müdürü Yardımcısı GMEİ, kızın kovalamasını şöyle anlattı. Kızın kovalaması bir delikanlı ve bir kız olmak üzere iki kişi tarafından yapılıyor. Delikanlı ve kız atla belirlenen bir yere gider ve giderken delikanlı kızla şakalaşır. Belirlenen yere varınca delikanlı hemen atla kaçar ve kız da peşine düşer. Kız delikanlıya yetiştiğinde elindeki kırbacı delikanlının başının üstünde sallar. Hatta vurabilir ve delikanlı karşılık vermez. Ama genellikle kız delikanlıya vurmaz. Özellikle de kız zaten delikanlıdan hoşlanırsa kırbacı yüksekte tutar ve sonra yavaş yavaş indirir. Festivalde insanlar güzel Aken şarkıları dinler, çeşitli geleneksel spor yarışmalarını izler. Yarışma alanlarının çevresine yer alan Kazak çadırlarındaysa göz kamaştıran el sanat ürünleri sergilenir. Şincan Tançan Bölgesi Kültür ve Spor Müdürü Yardımcısı GMEİ çadırlar için şunları anlattı. Son Aken Şarkıları Festivali'nde çadırlarımız muhteşem bir manzara oluşturdu. İnsanlar bembeyaz çadırların birer ince gibi otluğa süslediğini gördü. Çadırların dışındaki motifler çeşit çeşit, içi ise Kazak döşemeleriyle süslü. Çadıra girenler, geleneksel at eyerleri ve Kazak nakışları gibi geleneksel el sanat ürünlerini görebilir. Reform ve dışa açılma politikasının uygulanmasından bu yana, Şincan'ın ekonomik ve toplumsal gelişmesiyle birlikte bölgede yaşayan ve çeşitli etnik gruplara mensup halkın yaşam seviyesi de sürekli yükselirken, Aken Şarkı Festivali de canlılık kazandı. Bu festival, halkın kültür ve spor yaşamını zenginleştirmenin yanı sıra, geleneksel kültür ve spor etkinliklerini geliştirip korunması, ekonomik ve ticari görüşmelerin yapılması, örf ve adetlere dayalı turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için de elverişli bir platform hazırlandı. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Guangdong yemek kültüründen bahsedeceğiz. Guangdong eyaletine özgü Yue mutfağı, Çin'in tanınmış 4 büyük mutfaklarından birisi olarak geçmişi Çin Hanedanı'na uzanır. Güney Song Hanedanı döneminde imparatorluğun merkezinin güneye taşınmasıyla birlikte saray aşçıları da Guangdong bölgesine gitti. Yue mutfağı da bu süreçte hızla gelişti. Bu dönemde Yue mutfağı batı yemeklerinden bazı özellikleri alıp kendine özgü yeni bir tarz oluşturarak yurt içi ve yurt dışında ün saldı. Coğrafi bakımdan Yue mutfağı Guangzhou, Zhizhou ve Dongjiang mutfaklarının bir karışımından oluşuyor. Guangzhou mutfağı Guangdong eyaletinin çeşitli bölgelerine ait güzel yemekleri bir araya toplayarak
Çin'in diğer mutfaklarıyla batılı yemeklerin üstünlüklerini de kaynaştırdı. Malzemelerin geniş ve titiz şekilde seçildiği, pişirme tekniğinin özenli olduğu ve zengin çeşitlere sahip Yue mutfağı, 21 türlü pişirme yöntemine sahip. Bu yöntemler arasında kavurma, hafif yağda pişirme, kısık ateşte uzun zaman kapalı olarak pişirme, kızartma, kısık ateşte uzun zaman haşlama, et yemeğini buharlama veya kısık ateşte uzun zaman pişirme gibi yollarla, pişmiş hale getirildikten sonra kaseye devirerek koyma gibi yöntemler çok yaygın. Ateşin kullanım şekline büyük önem veren Yue mutfağı için, yemeğin rengi, kokusu, tadı ve şekli çok önemli. Yue yemeklerinin tadı hafif ve taze, yenilirken kıtır kıtır olması lazım. Yue mutfağında kullanılan malzemeler ve yemeklerin tatları mevsime göre değişir. Mesela yaz ve sonbaharda yemeklerin tadı daha hafif, kış ve ilkbaharda biraz daha ağır olur. Yue mutfağında en önemli yemekler arasında haşlanmış tavuk, haşlanmış deniz karidesi, fırında ördek, buharlanmış deniz ürünleri bulunuyor. Çin'de yemekte tavuk eksik olmaz diye bir söz vardır. Yue mutfağında bir tavuk ondan fazla yöntemle pişirilebilir. Örneğin haşlanmış tavuk, fırında tuzlu tavuk, haşlanmış soya soslu tavuk ve buharlanmış tavuk gibi bunlar arasında haşlanmış tavuk yemeği, basit yapımı, hiç baharat ve sos kullanılmaması ve orijinal tadının korunması gibi özellikleriyle çok beğenilir. Yue mutfağı üzerinde araştırmalarıyla tanınan Zhang Xin, haşlanmış tavuk yemeğini başarılı şekilde pişirmek için şunlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Tavuğu temizledikten sonra kaynayan suda 10-15 dakika haşlayıp çıkartır çıkartmaz derhal soğuk suya koymanız gerekiyor. Böylece aniden soğumuş tavuk eti yenirken derisi gıcır gıcır, eti de daha lezzetli olur. Yanında mutlaka zencefil ezmesi ve tuz veya soya sosu bulunmalı. Guangzhou yemeğinden farklı olarak kesme tekniği ve yemeğin şekline daha büyük önem veren Zhizhou yemeğinde deniz ürünleri, çorba ve tatlı yemek daha sık pişirilir ve en çok balık sosu, barbekü sosu, erik sosuyla pirinç sirkesi gibi soslar kullanılır. En tanınmış Zhizhou yemekleri arasında baharatlarla kısık ateşte pişirilmiş yabani kas, patates yaprağı çorbası ve kul kas kökü ezmesi bulunuyor. Çin'in orta bölgesinde yemeklerin özelliklerini taşıyan ve esas olarak etli yemeklerden oluşan Dongjiang yemeği görece yağlı ve tuzludur. Önemli Dongjiang yemekleri arasında haşlanmış tuzlu tavuk, meyi sebzesiyle birlikte buharlanmış et yemeği yer alıyor. Yemekler dışında çay içmek de Guangdong yemek kültürünün en büyük özelliklerinden biri. Çay içmek aslında başka şekilde yemek yemektir. Çünkü çay içilirken pasta, lapa, pirinç ve hamurlu yiyecekler bazı sebzeli ve etli yemeklerde eksik olmaz. Guangdong'daki bütün lokantalarda sabah, öğle ve akşam çay servisi yapılıyor. Çay içmek artık iş görüşmesi, haberleşme ve arkadaşlarla buluşmanın önemli kanalı haline geldi. Guangzhou'daki Yueshu Parkı yanındaki bir lokantada her gün sabah sporunu bitirdikten sonra gelen müşteriler ağırlanıyor. Guangzhou'da Wu soyadlı kişi sabah çay içmenin yaşamının önemli bir parçası olduğunu belirterek sözlerine şunları ekledi. Çiçekli çay içmeyi çok seviyorum. Her gün erken kalkıp saat 8'den önce spor yapmaya, 8'den sonra çay içmeye alıştım artık. Çay içtikten sonra parkta gazete okurum. Çay yanında Guangdong tarzı pastalar yemek de çok güzeldir. Guangdong tarzı pastalar zengin malzemelerden özenle yapılır. Çeşit çeşit pastalarda tatlı da vardır, tuzlu da. Çay olduğu gibi çorbada Yue mutfağı kültürünün sembolü olarak kabul ediliyor. Guangdonglular arasında yaygın olan bir söz var. Yemekte sebze eksik olur, çorba eksik olmaz. Guangdongluların çorba içme alışkanlığı rutubetli ve sıcak iklimden kaynaklanır. Genellikle yemekten önce çorba içilir. Çorbanın yemekten önce içilmesi, bağırsak ve mideyi koruma ve sindirim hızlandırma işlevine sahiptir. Yue mutfağındaki çorbaların tadı hafif ve tazedir. Çorbaların çeşidi de mevsiminin değişmesiyle birlikte farklılaşabilir. Mesela çorbanın tadı yaz ve sonbaharda hafif, kış ve ilkbaharda biraz daha ağır olur. Çorba yapmayı her Guangdonglunun muhakkak öğrenmesi gerekir. Guangdonglu Bai Wang, zaman bulunca çorba yaptığını ve güzel çorbanın anahtarlarının toprak kap olduğunu belirterek şunları söyledi. Ben genellikle toprak kapla çorba yapıyorum. Çünkü toprak kap, dengeli ısındığı için su ve yemek malzemelerinin birbirine kaynaşarak güzel tadın çıkmasına yardımcı olur. Toprak kapta yapılan çorbanın tadı daha yoğundur.
su terisi ve dana kaburgası çorbası, Yüye mutfağına özgü tipik çorbalardır. Malzemeler arasında su terisi, havuç, badem, kurutulmuş mandalina kabuğu, ballı hurma, zencefil dilimi bulunuyor. Suda kısa süre haşlanan kaburga, diğer malzemelerle beraber toprak kaba konulur. İçine su ilave edildikten sonra, önce ağır ateşte sonra kısık ateşte 2 saat pişirilir. Çıkartmadan önce çorba içine en az 1 miktar tuz ilave edilir. Bu çorba akciğere faydalı, öksürüğü gidermeye birebirdir. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Hancıoğlu'nun az bilinen doğa harikasından bahsedeceğiz. Hancıoğlu ve muhteşem coğrafi özellikleri mevzu bahis olunca akla en başta Batı Gölü ve güzelliği geliyor. Şiş Ulusal Nemli Alanı da göz alıcı manzaralarıyla Hancıoğlu'nun simge bölgelerinden. Bir yer var ki Hancıoğlu deyince akla gelenler listesinin sonunda yer alsa da son derece ilgi çekici. Burası Çitank Nehri. 500 kilometreden daha uzun bir mesafede uzanan nehir, Doğu Çin Denizi'ne dökülüyor. Nehir, Anhui eyaletinden Hancıoğlu Körfezi'ne kadar yol boyunca dünyanın en güzel gelgit manzarasını sunuyor. Her yıl Güz Ortası Bayramı'nda akıntı en kuvvetli seviyeye ulaştığında ziyaretçiler Hancıoğlu'nun 60 kilometre kuzeydoğusundaki Yangguan kasabasına doğanın bu gücünü izlemeye geliyor. Gelgit hareketi saniyede 5-7 metre hızla ulaşıyor ve dalgalar 3 metre yüksekliğe kadar tırmanabiliyor. Çiantak Nehri'nin kolu üzerinde gelgitlerden korunmak amacıyla 300 kilometrelik bir duvar inşa edilmiş. Bu duvar Tang Hanedanı'ndan beri yani 1000 yıldan uzun bir süredir tarihe tanıklık ediyor. Hancıoğlu'daki Kültürel Mirasları Koruma Merkezi'nin direktörü Leng Shufeng, bu duvar projesinin en az Çin Seddi ve Büyük Kanal kadar önemli olduğunu ifade ediyor. Çin Seddi, tarihte savunma amaçlı kullanımı ve göçebe yerleşik medeniyetler arasındaki sınır işlevi görmesiyle tanınıyor. Çin'in kuzeyinden güneyine 1800 kilometreye uzanan Büyük Kanal ise hububatların taşınması bakımından çok önemli bir kanal olarak hizmet vermiştir. Hancıoğlu'daki deniz duvarı ne yazık ki Çin Seddi ve Büyük Kanal kadar dikkat çekmedi. Fakat eski çağlarda bölgedeki verimli tarlaların korunması konusunda büyük rol oynadı. 2000 yıldan uzun bir süre boyunca tekrar tekrar yıkılıp inşa edilen bu duvar, tarihte gelgit hareketlerinin bugünkü Jiangsu ve Zhejiang eyaletlerindeki tarlaları yutmasını önledi. Tarlaların bulunduğu ve Yangtze Nehri ile Tayi Gölü'nün alt kesmini kaplayan söz konusu bölge, Song ve Çin Hanedanları dönemlerinde feodal beyliklerin vergi gelirlerinin büyük bir kısmının sağlandığı yerdi. Çiantak Nehri üzerinde eski çağlardaki o duvardan geriye kalan bölüm bugün taşlar, odunlar ve kirden oluşuyor. Kadim duvar Hancıoğlu'ya güvenli ve stabil bir ortam sağlayıp deniz suyundaki tuzun toprağa karışıp toprağı sertleştirmesini önlüyor. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde Halkın Günlüğü'nden bahsedeceğiz. Çin Komünist Partisi, Halkın Günlüğü Neden Başarabiliriz başlıklı başyazısının ardından bugün de başarımızı nasıl sürdüreceğiz başlığını taşıyan bir başyazı yayımladı. Yazıda, ÇKP'nin başarıları, liderliğin merkezi, ideolojik rehberlik, örgütsel sistem ve öncü ve örnek olma açılarından özetlendi. Yazıda, ÇKP'nin karmaşık ve değişken iç ve dış koşullar altında Çin Halk Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2049'a kadar kapsamlı bir modern sosyalist toplumun inşa edilmesine dair 2. yüzyıllık hedefe ulaşılmasına dair eylem planı ortaya koyuldu. Birliğin başarının temeli olduğuna işaret edilen yazıda, ÇKP'nin halk merkezli anlayışta ısrar ederek halkın ezici çoğunluğunun temel çıkarlarını gerçek anlamıyla temsil etmesi gerektiğinin altını çizdi. ÇKP'nin son 100 yılda demokratik merkeziyetçilik ilkesi doğrultusuna kurduğu güçlü örgütlenme sisteminin incelendiği yazıda, söz konusu sistemin parti üyelerinin örgütlenmesine ve kitlelerin harekete geçirilmesine düzenli ve etkin bir işleyiş mekanizmasına sahip olduğu belirtildi. Yazıda, ÇKP'nin örgütlenme rolünün hayata geçirilmesiyle partinin kitleleri örgütleme gücünün ulusal yönetişimde modernizasyonun tüm yönleriyle uygulanabilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğinde ifade edildi. Sevgili dinleyiciler, sırada İç Moğolistan'da karbon emisyonu konulu forum düzenlendi haberinden bahsedeceğiz.
Çin hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Çölleşmeyi Önleme Sözleşmesi'nin işbirliği ile Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne düzenlenen Kubiçi Uluslararası Çöl Forumu başladı. Karbon emisyonda zirveye ulaşılması ve karbon nötrlüğü sağlanması hedeflerini gerçekleştirmek ve insanla tabiatın kader ortaklığını tesis etmek temasını taşıyan foruma 20 ülkeden 400'den fazla kişi katıldı. Forumda ekolojik ortamın ıslahı, teknolojik yenilikler, enerji türlerinde dönüşüm ve yeşil kalkınma gibi konular ele alınacak. Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi İcra Sekreteri İbrahim Tayyav, forumun karbon nötrlüğü hedeflerine ulaşmasına destek sağlayan önemli bir platform olduğunu söyledi. 14 yıl önce kurulan Kubiçi Uluslararası Çöl Forumu bu yıl 8. kez düzenleniyor. 100'den fazla ülkede yaşayan yaklaşık 900 milyon kişi çölleşme sorunundan etkileniyor. Çin çölleşmeyle mücadele kapsamında Kubiçi ve Sayyamba gibi bölgelerde önemli başarıları imza attı. Forumun düzenlendiği Kubiçi'deki sözleşme sorunu da Çin hükümetiyle şirketlerin ve halkın ortak çabaları sayesinde çözüldü. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.